Peki hayatın kontrolünü nasıl sağlarız Serap Hanım? Ben mi başlayalım? Hayatın kontrolünü alabilmek mümkün değil. Bir şeyin kontrolü varsa eğer o da kendimiz olabiliriz sanırım. Yani yapabileceğimiz bir miktar, cüzi bir miktarda kendimizle ilgili bazı kontroller yapabiliriz. O da davranışlar üzerinde, eylemlerimiz üzerinde, seçimler üzerinde, kararlar üzerinde belki. Ama bunun dışında hayatın bir getirdiği vardır. Hayatın sürprizleri vardır, inişleri çıkışları vardır. Ve onun içerisinde bir akış vardır. O yüzden de kontrol etmeye çalıştığımız şey kontrolden çıkar. Kendimizi de kontrolden çıkarır ve homeostasis denilen yani denge dediğimiz yani ruhsal ve bedensel ve zihinsel dengeyi bozar. O yüzden de ruhsal, zihinsel ve bedensel dengeyi bozan şey aslında ben hayatı kontrol edebilirim düşüncesi. Kendimizden sorumlu olduğumuzu sadece ve sadece kendimizle alakalı bir irademizi kullanabilme noktasında bir gücümüzün olduğunu bilmemiz aslında dışarıdan gelen her türlü şeyi eyvallah dedirtebilen bir şeydir de ayrıca. Yani o eyvallah diyebilmek ve o eyvallah dedikten sonra sadece ve sadece gayretten sorumlu olduğunu bilmek ama sonuca kadir olmadığını bilmek. Bunlar çok önemli. Böyle cebe atılacak cümleler olarak yer almalı hayatımızda. Yani ben gayretten sorumluyum, sabırdan sorumluyum, şükürden sorumluyum.